Neden bir insan durduk yere reklam engelleyici program yazıp herkesin browserına yüklenmek ister? Araya girebilen bir uygulama yapma fırsatı sunulsa size bir browser içerisinde. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi herhalde eklentiler olurdu. Bütün doldurduğumuz formları okuyabiliyor diye bir uyarı veriyormuş. Böyle abi işte internet bu. Bendeki internet. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Adblock'tur. Reklam engelleme programlarıdır. Reklamların engellendiği yazılımlarda, uygulamalarda bu mevzular nasıl gerçekleşiyor? Bunlar gerçekten bizim sevdiğimiz ürünler mi? Bizim iyiliğimiz için mi varlar? Neden bir insan durduk yere reklam engelleyici program yazıp herkesin browserına yüklenmek ister? Ne işine yarar dostlar? Böyle bir şey düşündünüz mü? Bu soruyu sordunuz mu dostlar hiç kendinize? Neden bir insan bir tane Chrome eklentisi yazıp neden bunu insanların yüklemesini ister? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Siz eğer bir sistem içerisinde, bir insanın bilgisayarında veya uygulamasının platformunda fark etmez illa bilgisayar olmak zorunda değil bu bir telefon olabilir başka bir şey olabilir ıvır olabilir zıvır olabilir bu tarz yerlerde erişim sağlayabileceğiniz adamın kullanım alışkanlıklarını görüntüleyebileceğiniz veya arkada başka bir şey çalıştırıp adama reklam görüntüleyebileceğiniz vesaire bir aracı araya girebilen bir uygulama yapma fırsatı sunulsa size bir browser içerisinde bunlardan en güzellerinden bir tanesi herhalde eklentiler olurdu işte bir eklentiniz varsa eklenti yüklüysen falan. Adam istediği gibi gelip oradaki değişiklikleri yapıp istediği gibi size görüntülenecek olan ekranı da değiştirip oradan ne gibi bilgiler görüneceğini, değiştirebileceğini vesaireyi müdahale etme şansı var. Google Chrome Web Store'da zararlı eklentiler yüklüyorlar. Bunlar Chrome'un çalıştırdığı yetkilerle sistemde arkada bir şeylerin çalıştırılmasını da sağlayabiliyorlar veya Chrome içerisindeki bir zafiyetten yararlanıp sisteme erişim de sağlayabiliyorlar. Artı size gösterilen sayfalara da problem oluyorlar. O yüzden bir eklentinin gerçekten güvenilmesi ...güvenilir yol olmadığını iyi kontrol etmeniz lazım. Ad Blocker Plus'la ilgili şöyle bir hikaye var arkadaşlar. ABP'de eskiden ilk çıktığında çok iyiydi. Ondan sonra birden fazla bunun kopyası çıktı. Böyle değişik değişik kopyalarını oluşturdu. Bazılarının içerisinde adam bir firmanın affiliate network'ü deniyor buna. Bir affiliate network'ünün internet trafiğinde mesela o o network'ten reklam varsa adam para aldıysa o network'ten direkt deploy edip uzaktan görüntülenebilir reklamları ekliyor. Böylelikle direkt olarak sayfanın içerisinde bir ekran görünüyor, bir tanesinde reklam görünmüyor. Bir ev reklam görünüyor, bir tanesinde görünmüyor. Eğer aradan bir tanesi rüşvet verdiyse o reklamı görüyorsunuz. Yani kullandığınız eklentiye de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eklenti arkada ne yapıyor? Ne ediyor, kimle konuşuyor, ne oluyor, ne bitiyor onlara bakmanız lazım. Ben Ublock Origins kullanıyorum tamam mı? Edgard var, bilmem ne var, bir sürü söylediğiniz şeyler var. ile ilgili duyduklarımda güzel şeyler, kötü şeyler duymadım ama kullanmadım kendim. Ublock Origins'i niye kullanıyorum? Şunun için kullanıyorum arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereceğim. Mesela gittiniz The Local DK'ya gidelim. Bak bu bir haber sitesi. Mesela bu haber sitesinde 16 tane reklam network'ü varmış tamam mı? Şimdi, dedi ki sen artık bize paranı ödeyen, sen izliyordun, ödeyecek 100 dolar. Geliyorsun you block orijine. Bak burada bir tane yıldırım işareti var. Basıyorsun şunu kaldır. Beyaz olana kadar. Hop devam. You block orijinsi o yüzden seviyorum babalar. Mesela bak bir şey göstereceğim size. Normalde bak şimdi. Speed e normalde burada IP'm olması gerekiyordu değil mi benim? IP'm IP yok. Hatta ISP de kapatalım. Siz onu incelerken ben ISP de sileyim. Böyle abi işte internet bu. Bendeki internet. Ne yazık ki kadere bak. Kadere bak. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Kadere bak. Ah, ah. Nereden nereye? Allah'ım beni kör et, kör. Edgar güzel şeyler duydum. Dur bakayım. Ad blocking yapıyor. Cosmetic page processing yapıyor. Traffic speed up. Bu kadar çok şey yapıyorsa. Neyse hadi bakalım. Kurcalayan şey neymiş ona bakıyorum abi. Ha mesela Safari'de şöyle bir uyarı veriyormuş abi. Bütün doldurduğumuz formları okuyabiliyor diye bir uyarı veriyormuş. Password'lar, kredi kart bilgileri bilmem neleri falan filan okuma etkisi istiyormuş herif Safari'de. Rus bazlıymış. Rusya. Edgarçılar. Şu anda Kıbrıs'a gelmiş olmasına rağmen yazılımcılar Rus'muş. Open source productlar veriyor. Source kodunu kendini açıp ince diyor. Ama tam transparan değil diyor. Privacy polisi açıkça yazmış. Privacy ile ve hiçbir şekilde sizin bilgilerinizi de paylaşmayacağını söylemiş. Kıbrıs'ta oldukları için GDPR'ın göbeğindeler herifler. GDPR dünya üzerindeki en ağır gizlilik politikasıdır arkadaşlar, kanunlarıdır. O yüzden bir firma eğer GDPR'e, GDPR'a bağlıysa, ondan etkileniyorsa adamdan orul orul kan alırlar yani öyle bir hatada. Yani sizin bilgilerinizi kolay kolay bir yere vermez. İyilerden biri diye söylenebiliyor. Yani sonuç olarak dostlar Browser'a yüklediğiniz eklentilere çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü o browser'ın yetkileriyle erişebildiği şeylerin sınırı yok. Formlarınızı, formlarınızı, ıvırları zıvırları her şeyi okuyabilir. Ve sizin hakkınızda bayağı bir bilgi sahibi olabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. İkinci ve önemli nokta şu. Yüklediniz, çalışıyor, güzel. Ama gerçekten bu bir adblock yani reklam engelleyici mi? Mesela ABP gibi rüşvet alıyor falan da olabilir. Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ben böyle duydum. Aslı var mıdır detaylarını incelemedim. Basit, işimi görsün, tıkır tıkır modulları falan kapatsın, ıvır zıvırı kapatsın. Benim hayatımı rahatlatsın falan diyorsan ben senin yerinde olsam bu tarz kolaylıkları yüzünden U-Block Origin kullanırım. U-Block Origin diye yazılıyor. Demin gösterdiğim modul kapatma falan hikayelerini bile yapabiliyor yani. bayağı bir faydasını görüyorsun. Onun dışında eski tip modullar tabii. Yeni tip modullarda işe yaramaz. Edgar Güzel diyorlardı. Edgar Güzel. Yani Rusmuş geliştiriciler falan. Ona biraz kullanabilirsin ama o tamamen senin bileceğin iş. Mevzu önemli dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Çok da şey etmemek lazım yani. Kafayı takmamak lazım. Incınmayın yani. Rahat olun. Opera Browser'ın kendisi tamam mı? Sen sen browser'ın içerisinde kalkıp da eğer sistemlerde verilecek yetkileri alıp Opera browser'ın içinde de o yetkileri sana sormadan başka bir şeyle toplarlarsa örneğin bir eklentiyle kendi içerisindeki bir feature'la mesela formları toplarlarsa o zaman ne olacak? Kim kontrol edecek bunu? Yani ben Opera'nın biraz gerçekçi olmadığını düşünüyorum ya. Abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yazın, çanı açın. Yayına gelin yayına. Hadi abone olun yayına gelin. Görüşürüz YouTube'cum. Abone olun oğlum.